Merhabalar efendim, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sizlere bugünkü videomda Türk musikisindeki bilme kavramı üzerine bir sohbet yapacağım. Eski devirlerde bayağı ilimle ilgilenen padişahın birisi halka bir konuda eğitim verilmesi için hocalara emir vermiş. Halkı toplayıp bu eğitim veren hocayla haftanın her hafta buluşup "Hocam ne alemdeler?" diye sorarmış. Hoca da "Padişahım iyi ama pek fazla ilgilenen kimse yok" dermiş. "Ama padişah siz devam edin hocam" diye emir vererek o eğitimin devam etmesi istemiş. Bu böylece birkaç ay devam ettikten sonra bir rutin görüşmelerinde padişah yine sormuş. "Hocam ne alemdeler? Nasıl gidiyor eğitiminiz?" deyince padişaha hoca dönüp demiş ki bir kişi ilgilenmeye başladı. Bayağı ilgisini çekiyor. Şöyle sorular soruyor. Padişah hocaya da "Tamamdır efendim. Biz işte amacımıza ulaştık. Bir kişi ilgilenmeye başladıysa devam edin. Aman sakın bırakmayın" diye emir vermiş. İşte biz de böyle bildiklerimizi paylaştığımız kişiler arasında eğer ki bir kişi çıkarsa ve bir kişi o işi anlarsa bu biz başarıya ulaşmış olarak değerlendiriyoruz kendimizi. Bu videoyu binlerce, on binlerce kişi izlemeyecek ama inanıyorum ki ihtiyacı olan bir kişi mutlaka, çünkü tasavvufta öğrenci öğrenmek istediyse o hoca ayağına gelir diye bir tabir vardır. Biz de sizlerin ayaklarınıza geliyoruz, işte telefonlarınıza geliyoruz. İlgilenen olursa mutlaka bir kişiye hitap edeceğiz. O görevimizi de yerine getirmiş olacağız. Evet, nedir bilme? Bilme kavramı bilgisel olarak size anlatılan bir şeyi alıp kavradıktan sonra ve onu deneyimledikten sonra, kendi üzerinizde deneyimledikten sonra o bilgi sizin olur. Dolayısıyla bilme kavramı çok yanlış kullanıyor toplumumuzda. Hemen işte "bir şeyi biliyor musun?" diye insana "biliyorum" diye atılıyorlar. Benim bana danışan, müzik danışan arkadaşlarıma söylediğim derste "biliyor musunuz?" diye sorduğum zaman kurallarını bildikleri için pek "biliyorum" demezler. Yine geçen gün derste bu yıl Kürtçe Caz Kar makamında eserler geçiyoruz. İnteraktif bir şey yaşadım, ondan geldi bu aklıma, sizlerle paylaşmak istiyorum. Selahattin Pınar'ın meşhur çok güzel Kürdi Cihazkar'da Musiki Muhibbi, insanlar tarafından çok iyi bilinen "Yalancıdır hep aynalar, gir kalbime, gör kendini" şarkısını geçiyorum. Biliyorsunuz meşk usulüyle eser geçiyoruz. Meşk konusunda daha önceki videolarımda anlatmıştım size. "Arkadaşlar biliyor musunuz eseri?" dedim. Herhalde yeni yılın mahmurluğundan olacak. Birkaç kişi el kaldırdı. "Biliyorsunuz değil mi?" diye ikinci kez sorduğumda eller inmeye başladı. İşte duyduk gibi, katılabiliriz gibi tabirler gelmeye başladı. Bilmek çok iddialı bir söz arkadaşlar. Bilmek çok iddialı söz. Dolayısıyla ama tabii ki meşhur bir atasözümüz var ya, bizim bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp derler. Tabii ki öğreneceksiniz. Özellikle de şarkıyı okumaya başladığım zaman ben bu nasıl algılanıyor onu anlatayım size. Tabii ki bazı eserler çok söylendiği için, duyduğunuz için, eseri dinle çalışmamış olsanız dahi melodisini duyduğunuz zaman "ben bunu biliyorum" diyorsunuz. Evet, belirli bir şeyini biliyorsunuz. Ama neresidir o bildiğiniz? Genellikle şarkının çok tekrarlanan nakarat kısmıdır. Efendim söyleyeyim. Mırıldanırsınız, böyle grup halinde bir yerde bir şarkı söylerken dikkat edin bakın. Bir şarkıya girilir, bazı yerlerde ses yükselir. Ondan sonra tekrar okuyucu yalnız kalır. Sonra bazı yerlerde yine ses yükselir. Oralar nakaratlardır. Sadece oralar bilir. Mesela bu "Yalancıdır hep aynalarda" da işte girişte vardı ya, "Yalancıdır hep aynalar, gir kalbime gör kendini." O "gir kalbime gör kendini, gir kalbime gör kendini." Buralarda sesler yükseliyor.
diğer yerlerde sesler düşüyor. Tabii ki bu bilme değil. Sadece kulağınızda belirli melodilerin olmasıdır. Makamsal melodilerde zaten mevcut hepinizde. Bu topraklarda yaşayan herkes de Türk müziği makamları zaten mevcut. Peki ne yapmak lazım bunun için? Yani nasıl bir çalışma yapmak lazım? İlk önce size biliyor musunuz diye sorulduğu zaman bilme kavramı muskide şudur. Özellikle yanınızda size yardımcı olacak herhangi bir kişi. İki, size yardımcı olacak herhangi bir enstrüman. Üç, önünüzde o şarkıyı veya o şeyi anımsatacak nota, sözler olmadan, tabiri caizse bütün bunlara sahip olduktan sonra, tabii müzik çalışanlar için söylüyorum bunu, müzik çalışmayanlar için bu şartım geçerli diye söyleyeceğim. Bunlar olduktan sonra gözümüzü kapatacağız ve de eserin usulünü vurarak, bakın altını çiziyorum, usulünü vurarak. Çünkü meşk sistemini olmazsa olmazı nedir? Usul vurmadan eseri okuyamazsınız. Matematiği olmadan yapamayacağınız. Dolayısıyla ne dedik? Yanınızda bir kimse yok. Size yardım edecek saz yok. Ve de gözlerinizi kapattınız. Artı usulü ile dizlerinize vurarak baştan sona eseri okuduğunuz takdirde arada bir iki hata olabilir tabii ki durum olarak. Onlar önemli. Okuduğunuz takdirde o eseri biliyorsunuz demektir. Ne kadar iddialıymış bilmek değil mi Moskide? Evet. Şimdi bundan sonra ben bu şarkıyı biliyorum diyecek misiniz? Biraz iğne çuvaldız meselesi yapalım ama tabi bu demek değildir ki öğrenilmez. Bu en önemli erdem kendini bilmektir. Kendini bildiğiniz zaman daha da önemlisi farkındalık. Farkındalığınız olduğu zaman zaten böyle bir duruma düşmezsiniz. Veya böyle bir iddiaya girmezsiniz veya böyle bir iddiada bulunmazsınız. Ama ne yapmamız lazım? Öğrenmemiz lazım. Bunun için de ne yapmamız lazım? Ders aldığımız, ilgilendiğimiz ortamların gerçekten musiki ciddiyeti içerisinde olan ortamlar olması lazım. Bunu da başka bir videoda size anlatacağım. Müzik mi öğreniyorsunuz, meşveret mi diye. Ama önemli olan şey bilmek. Aman biliyorum demeyin. Ne yapıyor, ne yapın? Kendinizi bilin. Farkındalıkta olun. Sevgilerim.